Merhaba arkadaşlar, videolara hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün sahildeyim. Manzara 10 numara, hava çok güzel. Fırtına falan da yok. Dedim arkadaşlara biraz selam kelam sohbet edelim. Deniz oldukça sakin. Geçen günlerde bir video çekmiştim. Fırtınadan, sesten, gürültüden çok fazla bir şey anlaşılmadı. İftara da çok az kaldı. Tabii biraz konuşmakta zorlanıyoruz. Nasıl manzaram? Bakayım. Abi manzaram 10 numara. Manzarama laf yok. Şimdi iskeledeyim. Buraya bir semaver kuracaksın, tamam mı? Güvenlikçi arkadaşlar bilirler. Gece nöbetlerinde falan. Semaveri kuracaksın. Yanına da el yapımı simit poğaça. 10 numara 5 yıldız. Sanayide böyle yapıyorduk biz. Öyle simit poğaça alıyorduk. Ondan sonra çaykur, sarı çaykurun gözüne vuruyorduk. Demleme çayın yeri başka arkadaşlar. Biz burada bakmayın, sallama çay falan içiyoruz da. Demleme çayın yeri başka. Öyle, çay benim için ibadettir. Neyse, reklamı geçelim. Muhabbete devam. Şimdi arkadaşlar, Antalya'dan, Antalya esnafından Svetlana mesaj göndermiş. Neyse, Antalya esnafından biraz sohbet edeceğiz. Birkaç gün önce Kemer'den geliyordum otele. Otele gelirken bir olay yaşadım. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Çok eski videolarda, yani geçen seneki sezonun açılmasına yakın, böyle aslında Antalya'dan esnaflardan, alışverişten falan bahsetmiştim de onun devamını getiremedik bir türlü. Sezon açıldıktan sonra vakit olmadı. Şimdi böyle bir seri yapmak istiyorum. Hazır böyle sezonla bir ay ertelenmişken, bir kısım oteller tabii biz ertelemedik, açıyoruz. Açtık daha doğrusu. Bunu seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Niye? Bakın Nisan'ın kaçı olmuş? Son haftalarındayız. İşte dışarıdan ufak tefek misafirler gelmeye başladı. Çoluk, çocuk, belik, bebek. Yerli vatandaşlar burada, buranın Antalya'nın yerlisi. Yaz geldi mi doğru yaylalara gidiyorlar. Burada atıyorum Kemer'in nüfusu 46 bin bilmem kaç küsürse, oluyor sana 200 bin nüfus. Günlük evler, kiralık evler, pansiyonlar, oteller, bu irili ufaklı oteller dahil dolup taşıyor. Haziran'dan sonra zaten adım atacak yer kalmaz Ruslar gelmeye başladıktan sonra. Buranın esnafı gıcık arkadaşlar. Niye gıcık? Tamam, turizm sektörü, turizm bölgelerinde her şey pahalı, anladık. Bir yere kadar anlaşılır, karşılayabiliriz pahalı olmasını. Lakin bu Ruslara, Slav ırkına, yani Ukrayna, Belarus, hepsine Rus diyorum ben. Bunlara bu kaba saba davranmalarını bir türlü anlamış değilim. Şimdi dolmuşta geliyoruz. Yani otele de yaklaştım aslında. Dolmuş dediğimiz yarım otobüs. Ankara, İstanbul'daki dolmuşlarla aynı değil. Yarım otobüs, dolmuş diyoruz biz. İçerisi 3-4 tane lojmancı var, otel çalışanı benim gibi. Bizim dışımızdakiler yabancı misafir. Çocuklu falan. Ben de şoförün tam arkasındaki koltukta oturuyorum. 120 kilo ağırlığında bir bayan, babuşki, yani yaşlı bir bayan. Yanında bir kızı var, 35-40 yaşlarında. Bir de 10-12 yaşlarında kız çocuğu. Üçü beraber. Önce kız çocuğuyla annesi indi. En arkadan yavaş yavaş babuşki, yani babaanneleri inmeye çalışıyor. Ama kadın 120 kilo, belki daha fazla. Koltuğa falan sığmıyor. İki kişilik koltukta tek başına oturdu. Benim arka tarafımda oturuyordu. Ben de elimde telefonlar işte, ona buna fıtı fıtı laf yetiştirmeye çalışıyorum. Son anda dikkatimi çekti. İkisi indi, anneyle kız indi. Bu babuşki yavaş yavaş inmeye çalışırken tam en son adımını yola attı, adam bastı gaza. Tabi kadın kilolu yapılı olduğu için adımını atar atmaz seri davranamıyor, yani karşıya geçemiyor gençler gibi. Kadının omzuna otobüs çarpar çarpmaz, yani kapısı çarptı otobüsün, daha kapıyı kapatmadan hareket etti. Kadın da tam kapıdan uzaklaşmadı. O 120 kilo ağırlığındaki yaşlı kadın böyle sol tarafının üzerine pat kadına çarptıktan sonra biz anladık. Adam ani hareket etti. Kadının sol tarafı, ağzı, gözü kanlar içerisinde. Elinin içi. İşte üstü başı zaten malum buralar sıcak olduğu için
Çok fazla kıyafet giymiyorlar. Söyleme sahiptir. Kadının ağzı gözü kanlar içerisinde. Tabii ben anında onun düştüğünü görünce ani bir refleksle şoförün ensesinden tuttum, salladım onu yavuşağa. Ondan sonra adam o hareketle şok oldu. Ani fren yaptı. İçeridekiler güm. İçeridekiler yığıldı. Ondan sonra adama iki tane geçirdim ben. Tamam. Zaten hıncım var. Yani her otobüse dolmuşa bindiğimizde bunlarla kavga ediyoruz. Kardeşim, insan değil mi bunlar? Hayvan mı taşıyorsun sen ya? Değil mi? Burada yaşayan, burada çalışmış, buradan ekmek yemiş, tozunu yutmuş arkadaşlar bilirler. Buranın dolmuş şoförü, taksi şoförleri birçok yerde olduğu gibi istisnalar hariç çok kaba saba davranıyorlar. Bize de öyle ama bize fazla artistlik yapamıyorlar ama Ruslara aşırı derecede kaba saba. Neyse, adamı silkeledikten sonra el frenini çekti. Bize artistlik yapmaya çalışıyor. Ben iki tane geçirdim. Hemen attım kendimi aşağıya. Kadına yardım etmek için. Benimle beraber 3-4 kişi indi Türklerden. Yabancılar korktu tabii ki. Çoluk çocuk var içeride, yere düştüler falan. Adam acele ediyor yani. Ne iftara yetişeceksin, ne sahura yetişeceksin. Yetişmesi gereken bir yer yok yani. Gündüz vakti. Ve her ringde, her seferde bunlarla karşılaşıyoruz. Ama bu kadarını ben görmemiştim. İçeride kavga ediyorlar falan filan. İndik, hemen kadına yardım ettim. Kenara çektim. Sırt üstü yatırdım. Üzerimdeki temiz bir iki maske vardı. Maskeyle hemen pansuma yattım ağzına gözüne. Ağzını falan açtım, baktım. Kadın korkmuş. Bir şeyler anlatıyor. Ağlamaya çalışıyor. Özür falan diliyor. Kendince özür dilemeye çalışıyor. Korkmuş. Yani şok olmuş. Şoktan saçmalıyor. Torunu var. Torunu ağlıyor. Kız başına geldi. Feryat figan. Korktular yani. Yabancı memlekette düşünsenize. Düşüyorsunuz. Yaralanıyorsunuz. Kim olursa korkar. Benle beraber 3-4 arkadaş indi. Onlar kadını sakinleştirdik. Babuşka'ya biraz pansuman falan. Yanında su olanlar vardı turistlerden. Şimdi Ramazan olduğu için biz yanımızda öyle bir şey gezdiremiyoruz, gezmiyoruz. Onlar da elini yüzünü yıkadık. Adamın içeriden de bir bidonu varmış. Bağırdım bir tane su getir diye. Onu öyle görünce o da korktu. Gitti bir tane 5 litrelik suyu varmış, getirdi. Kadının ağzını gözünü bir sildik, yıkadık. Ondan sonra velhasıl kelam, özür diledik. Hemen taksi çağırdım oradan. Taksiye atladık doğru şeye. Kendi da daima otel var, bilen bilir. Daima otelin misafiri. Hemen oraya götürdük. Oradaki güvenlikçi arkadaşa da mevzuyu anlattım. Dedim içeriden hemşireyi falan çağırın edin. Sağlıkçı varsa bir pansuman yapsın elini yüzüne. Sakinleştirin. Kendi rehberlerini falan işte konuşturun edin. Çünkü yabancı dili güvenlikçiler bilmez. İçeride çalışanlar çok detaylı bilmiyor. Bir de akşam üzeri. 5 gibi falan. Onun için gösterileşenler gitmiştir falan. Neyse. Mevzuyu anlattım ben güvenlikçi arkadaşa. Oradan biz ayrıldık. Tabii torun ağlıyor, annesi ağlıyor. Kadın korkmuş. Taksiciye de parasını verdik. Gönderdim. Kadın da teşekkür ediyor falan filan. Yani diyeceğim bu. Buranın dolmuş şoförü, taksi şoförü, bilmiyorsanız yerli yabancı demezler, öperler. Öyle biz 500 euro verip de çok 10 kilometrelik yola 500 euro verdiğimiz çok oldu ilk zamanlar. Misafirimiz gelirdi, arkadaşımız gelirdi. Öyle kazıklandığımız çok oldu arkadaşlar. 500 euro 400-500 milyon ediyordu geçen sene, önceki senelerde. Diyeceğim bu arkadaşlar, bu dolmuş şoförünü bize de bir şey diyemedi. Bastı gitti ondan sonra. Şikayet ettik birkaç yere de tabii şikayetten falan Türkiye'de çok fazla bir şey çıkmaz biliyorsunuz. Ama yine de şikayet etmek lazım yani. Öyle. Öyle arkadaşlar. Antalya'nın, şimdi biz mesela Kiriş Mahallesi'nden Kemer'e 4,5 TL veriyoruz. 4,5 TL yerli. Ama Elin Gavur'un 1 dolar veriyor kişi başına. 2 kişi 2 dolar. Ulan 2 dolar 16 TL ediyor. Yani ben çok uyarmaya çalışıyorum. Çat pat Rusçamızla. Anlatmaya çalışıyorum ama o seyahat esnasında anlatamıyorsun işte. Diyorum ki 2 kişi 1 dolar bozdur, Türk parasına çevir. İşte şunu yap, bunu yap. Mevzuyu anlatmadan yol bitiyor zaten. Yani diyeceğim bu. Sana 4 liraya götürüyor kamera. Elin gavuruna 18 liraya götürüyor arkadaşlar. Adam bilmiyor. Veriyor 2 doları, 2 kişi geçiyor. Hakeza Antalya. Antalya 14 TL kemerden. Adamlara 2 Euro'dan 4 Euro alıyorlar. Veya 4 dolar. Anlatabildim mi? Bilmiyor mevzu adam. Listeye de bakmıyor. Türkçesi yok zaten. Orada yazıyor fiyat listesi ama nerede bilecek? Biz gidiyoruz Belarus'a. Oradaki fiyat listelerine bakınca bir şey anlıyoruz mu? Anlamıyoruz. Öyle. Buranın esnafı dediğim gibi aşırı derecede kaba saba.
10 dakikayı devirdik. 10 dakikayı devirdik. Video bitirmeden bir parantez açayım. Burada yabancılar euro dolar veriyorlar dolmuş şoförlerine. Ama yerli çalışanlar Türk parası veriyor arkadaşlar. Öyle bir soru vardı arkadaşlarımızdan, takipçi kardeşlerimizden. Alanya'da çalışanlar var. Kendi zamanlarında belki öyleymiştir Alanya'da. Ama şimdi artık Türk parası veriyorsun. O şekilde seyahat edebiliyorsun arkadaşlar. Ama dediğim gibi yabancılardan dolar euro'yu kösüyorlar. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuz böyle olsun. Güzel manzara eşliğinde kardeşiniz sizle güzel bir sohbet etti. İnşallah beğenmişsinizdir. Antalya'da anlatacağım çok mevzular var. Çok maceralar yaşıyoruz. Videoyu birkaç seri olarak devam ettirmeyi istiyorum. Hazır böyle sezon sakin geçiyorken. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Siz de katılımcı olun. Burada çalışan arkadaşlarımız mevzuları anlıyorlardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan, bu günah şehrinden hepinize saygılar, sevgiler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.